Herkese merhabalar, zekat konumuza beraberiz Tonguç evladım benim, seninle beraber zekat ünitesinin aslında temelini yani zekat konusunu anlamaya başlayacağız ve zekat kimlere verilir, ne kadar verilir, işte kimlerin sorumluluğu vardır zekat vermede, bunu beraber öğreneceğiz ve süper bir şekilde seninle beraber gerçekten de dinimizde, İslamiyet'te, en önemli kavramlardan bir tanesi olan namaz var, oruç var, hac var, zekat var ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi zekattır. Çünkü Allah için verme, infak etmenin en büyük göstergesidir ve bunu kimlerin vere, verdiğini, verebildiğini ve aynı zamanda kimlere verildiğini beraber öğreneceğiz ve Kasım programımızda harika bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz ve şunu da unutmayalım atak kampımız çok yakında geliyor ...atağa kalkacağız. Yani ara tatil kampımızla... ...beraber atağa kalkacağız. Süper bir şekilde... ...senle beraber ders çalışmaya devam edeceğiz. Ve öncesinde, dersimiz öncesinde... ...hemen sana ödevlerini vermek istiyorum. 0 8de Sözel kitabımızda... ...zekat konusuyla alakalı... ...hemen sayfalarımızı vereyim. Sen de... ...İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği... ...önem konusunun içerisinde zekat ve sadaka. Sayfa 272-273'ü... ...yapmanı istiyorum. Aynı zamanda... ...aynı zamanda taktikli... ...kitabımızdan, kolaydan zora doğru... ...gidiyorum kitaplarda da. Taktikli kitabımız dan da zekat ve sadaka ile alakalı e, test 18 ve test 19'u yapmanı istiyorum... ...aynı zamanda dinamo kitabımızdan da yine zekat ve sadaka ile alakalı e, test e, 26 ve 27'yi yapmanı istiyorum... ...ve zoru bankası 10'da 10 yani inkılap değil İngilizce'de 10'da 10 yapmak istiyoruz LGS'de inşallah diyoruz... ...ve burada da zoru bankası 10'da 10'da da din kısmına geliyorum ve din dersimizde test 6 ve test 7'yi çözmeni istiyorum. Hadi bakalım o zaman dersimiz muhteşem bir şekilde başlasın. Sonuç bir kere bazı kavramlar var ki bunları gerçekten bilmemiz gerekiyor. Birincisi Allah yolunda harcama. Allah yolunda harcamayı biz infak olarak adlandırıyoruz sonuçum. İnfak dediğimiz şey aslında Kur'an'da da çok geçiyor. E, dinde de çok önemli bir kavramdır. Allah yolunda harcama yapmaktır. Allah yolunda harcadığın zaman ne yaparsın fakirlere verirsin işte yetimlere yardım edersin yaşlılara yardım edersin işte ne bileyim e, kö ev yaptırır şey e, köprü yaptırırsın işte cami yaptırırsın bunlar hepsi Allah için harcamaktır İkincisi de toncum, kişinin kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yaptığı her türlü yardım maddi manevi iyilik bunların hepsine de biz sadaka adını veriyorsun. Hocam kopya vermek sadakaya girer mi? Hayır saçmalama evladım. Yardım dediğimiz şey kopya bir kere yanlış bir şeydir. Yanlış bir şeyin yardımı mı olmaz. İki, üçüncüsü de Tonguç evladım. İslam'ın şartından biri olan zekat Tonguç'um. Yani Allah için biz bunların hepsini yapıyoruz. Tabi Allah için yaptığımız zaman bütün bu yardımları tabi kendimize de güzellik olarak geri dönecek. İnşallah Allah bize kat kat ve fazlasını verecek diye söylüyor zaten Kur'an'da da bir sürü ayette. Şunu bilmemiz, bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Zekat aslında zenginlik getirir sana. O yüzden ZZ'ye bak. Zenginlik getiren bir şey zekat sana. Ama kelime manasına baktığın zaman temizlik manasına geliyor. Ne demek temizlik? Malının zekatını verince malının aslında temizlenmesini sağlıyorsun. Yani e, maddi varlığının temizlenmesini sağlıyorsun. Şimdi beraber zekatın sözlük anlamını incelersek artma, çoğalma, temizlik ve bereketli olma gibi anlamlara geliyor. Şimdi sen zengin dediğimiz insan ne yapıyor? Diğerlerinden daha fazla kazanıyor. Daha fazla şanslı, daha fazla işte hayatta e, daha fazla çalışmış ve sonuçta da kazanmış. Yoksul insan ise e, e, gerekli imkanlara sahip olan insan. Bu burada imkan var, burada imkan yok. Buradaki adaletsizlik, daha doğrusu dengesizlik ne kadar fazla olsa ne olur Tonguç'um, toplumdaki düzen o kadar sarsılır. Yani şöyle düşün, sen işte Bentley'de geziyorsun. V8 bir torboyla. ondan sonra yanından bir bile... bayağı biliyorsun. Aynen, ondan sonra yanından bir tane adam geçiyor, camları siliyor, para verdi. Aynen, yani. camları siliyor, para verdi. Veya onu boş ver. Camları siliyor, para verdiği değil. Onlar birazcık üç kağıt dolandırıcı oluyor ama. Olabilir. Mesela, e, yandan bir insan geçiyor, ekmek parası bulacak hali yok. Yani yemek yemiyor, su içemiyor, o kadar zor durumda. Veya sen süper çalışkansın ama bu... arkadaşın soruyu yapamıyor. Ay, o başka bir şey, o başka bir şey. Bu adaletsizlik, yani bu farklılık ne kadar fazla olursa adaletsiz de olmayabilir. Belki sen çok çalışmışsın arabayı almışsındır, diğer adam da hiç çalışmamıştır. Ama sonuçta bu dengesizlik ne kadar farklı olursa insanlar birbirine bakaraktan ne yapıyor? E, değişik duygular edinebiliyor. Dolayısıyla biz bu dengesizliği kaldırmak için zekat kuram, e, kavramını kullanıyoruz. Yani malımızdan vererekten temizleniyoruz. Ve diğer insanlar bereketleniyor. diğer insanların malı artıyor. Senin malın azalıyor gibi gözüküyor ama kesinlikle azalmıyor. Çünkü bak ben şu anda ben sana niye ders anlatıyorum Sonuç'um? Bilgi ver, paylaştıkça çoğalır. Aynı şekilde mal da paylaştıkça çoğalan bir şey aslında. Senin de yapman gereken şey fazla paran bilmem harçlığın bilmem de biriktirdiğin para varsa arkadaşlarının ver bak göreceksin. Hem sevgi olarak çoğalacak bu hem de Allah sana daha fazlasını verecek diyor zaten Allah da sürekli söylüyor. Bak neler öğreneceğiz sonuçumuz zekatla alakalı şunları bilmemiz gerekiyor. Bir kere Zekat İslam'ın şartı mal ile yapılan ibadet. Bak zekat mal ile yapılan ibadet. Mal derken? Belki... Hayır onu demek istemiyorum. Yani şunu demek istemiyorum. Sadakada hem malla hem de e, manevi maddi hem maddi hem manevi ibadet yapabiliyoruz sadakayla. Ama zekatta malımızla ve yapıyoruz. Yani paramızla işte e, elimizde olan imkanlarla kullanaraktan yapıyoruz. İslam'ın şartı. Çünkü Kur'an'da. Allah'ı anmaktan sonra geçen en büyük ibadet en yani fazla geçen ibadet aslında zekat yani birinci Allah'ı anmak, ikincisi de zekat vermek üçüncüsü işte sonra namaz oruç bilmem ne geliyor Şimdi kimlere ver kim verir dersek zengin akıllı, ergen tabi zengin olmak ne işe, neye göre kime göre zengin dersen hani 100 dolarla zengin olabilirsin bin dolarla zengin olabilirsin bir nisap miktarı denilen şey var nisap miktarı da kendi imkanlarını e, sağladığın işte vergi e, e, rekort benleri lisesine girmek değil hayır, mi? hayır o değil evladım yani sen de zengin olabilirsin şu anda nisap miktarını sağladıysan zengin kısım adına Forbes dergisine ilk 50'ye girmek akıllı mesela <laughs> sen de öyle bir şey göremiyorum ne yazık ki o yüzden e, bilmiyorum mi? ergen mesela be ergenlik e, çağını geçmiş olman gerekiyor hür ve müslüman olman gerekiyor. Hür dediğimiz şey de köleler. Eskiden kölelik dönemi vardı biliyorsun belli bir şeyde hatta dünyanın belli bir yerinde hala yürürlükte bu hür olması gerekiyor, köle olmaması gerekiyor ve müslüman olması gerekiyor tabii ki. Kimlere verilir? Yoksullara verilir, düşkünlere verilir, borçlulara verilir. Düşkün dediğimiz şeyde ihtiyacı olan insanlar. E, borçlulara verilir. E, veya işte yolda kalmış yolculara verilir. Özgürlüğünü yitirmiş olanlara verilir. İşte e, köle köle gibi insanlar dediğimiz özgürlüğünü yitirmiş olanlar veya kalbi İslamiyet'i ısındırılmak istenen işte ne bileyim e, Allah'ı dini tanımıyor işte ateisttir bilmem nedir ama hiç kimse bunu öğretmemiş ona hayatı boyunca ne yapsın adam da dolayısıyla onu İslam'a ısındırmak için verilebilir. Aynı zamanda Allah yolunda çalışanlara verilebilir veya zekat memurlarına verilebilir ki zekat memurları niye çalışsınlar ki mutlaka yemeksi içmesi gerekiyor onlar da o elde ettikleri zekatın bir kısmını da kendilerine pay çıkarabilirler böyle bir e, e, kural var diyoruz. Aynı zamanda kimlere verilmez de baka, e, bakarsak bakmakla yükümlü olduklarımıza. Mesela Tonguç'um sen babasın diyelim çocukların var üç tane. E sen çocuklarıma zekat veriyorum. Haçlık verebilir misin? Hayır. Olmaz, hayır olmaz. olmaz. Çünkü zaten onları vermek zorundasın. Onlar senin bakmakla yükümlü. Veya eşine veriyorsun. Bunlar zekatımdır. Hayır öyle bir şey yapamazsın. Çünkü zaten bakmakla yükümlü oldukların veya annene veriyorsun babana veriyorsun. Zaten onlara bakmakla yükümlüsün. Böyle bir şey olmaz diyoruz veya işte oranına baktığımız zaman Tomuçum 1 bölü 40 oranında yani zekat deyince insanın aklına hemen 1 bölü 40 oranı geliyor. Tabi bu oranlar genellikle insanlar arasında bir denge sağlansın diye ortaya çıkmış oranlar. İşte Osmanlı döneminde özellikle bunlar uygulanıyordu. İşte Altın, para, ticaret malı, koyun, keçi de 1 bölü 40 oranında. Sığırmanda deyince 1 bölü 30 oranında. Burada işte Osmanlı döneminde bazı kurallar vardı ve bu kurallar da günümüze kadar ulaşmış veya işte ne bileyim her deve için 5 koyun bir koyun ya da keçi. Ondan sonra tarım ürünlerinde oran 1 bölü 10. Neydi o atlı spayler falan filan vardı hatırlıyor musun? Tımarlı spayler. Tımarlı spayler. İşte onlarda da belli oranlar vardı. Ee i̇şte bunların hepsi de aslında bir sosyal dengenin, düzenin sağlanması için ee koyulan oranlar diyoruz Tonguç. Bu haftanın ödülü sorusunu yap. yorumları yolla. Hadi bakalım. Sana güveniyorum evladım.